Değerli izleyenler, yıllardan beri gazetecilik yapıyorum. Yine yıllardır Bandırma Manşet ailesindeyim. Bu ailenin çatısı altında sizlere zaman zaman çok mutlu olayları nakletmeye, anlatmaya çalıştık. O zaman biz de mutlu olduk. Zaman zaman da tabii çok üzüldüğümüz, haksızlığa uğramış insanların, vicdansız kişiler tarafından mağdur edilmiş insanların da dramları gündemimize geliyor. Keşke bunları hiç yaşamasak. İşte bu olaylardan biri şu anda size anlatacağımız olay. Biz önce konumuzu size tanıtalım. Sayın Sabahat Çöper bizimle birlikte. Gerçekten de çok üzüntülü günler yaşadı. Bu dramatik günleri yaşamaya devam ediyor. Aynı zamanda bir depremzede. Ben söz işimizi tamamen ona bırakacağım. O yaşadığı bu sıkıntıları, geçim derdini, karşılaştığı acımasızlıkları sizlere kendisi anlatsın. Sabahat Hanım, hoş geldiniz. Hoş geçmiş olun. Olsun diyorum. Sağ olun. Çok üzgün olduğunuzu biliyorum. Teşekkür ederim. Dilerim bizim bir yararımız dokunur size. Buyurun anlatın, neler geçti başınızda? Depremden önce biz bir arsamız vardı. Celil Kavak, Abdülcelil Kavak diye biriyle bizi tanıştırdı. İsmini unuttum. AK Parti'nin ismiyle geçinen birisi var. Kemal Uğurlu. Kemal Uğurlu diye bir şahıs bizi Abdülcelil Kavak'la tanıştırdı. Bizden peşin para aldı evimizi yapmak için. Çelik konteksiyon ev yaptıracaktık. Evimizi yığma yutunla yaptırıp 80 milyarlık sadece bir masraf yapmış ve evimizi öyle bıraktı. Bizi de tehdit etti. İşte kızıma diyor kafanı gövdenden ayırırım. Bana kalkıp hakaret ediyor, sokaklarda istediğin yat. Beni ilgilendirmez. Kardeşim, yani evimizi yap da evimize geçelim. Biz sokaklarda kaldık. Ben yurtta kalıyorum, depremde kaldım. Bütün paramı, her şeyimi olduğu gibi ona verdim. Bir an önce evim olsun. Çünkü hayat şartları çok zor. Ya herkes biliyor nasıl insanlar geçiniyor maddi olarak. Benim hiçbir gelirim yok. Benim elimde, avucumda olanı aldı. Ondan sonra beni de sokakta bıraktı. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. O kadar çok şey var ki kendimi gerçekten zor ifade ediyorum. Çok zor günler geçirdim. Bir an önce adalet yerini bulsun. Yani bu iş hallolsun. Kaç yıl mağduriyetiniz oldu? 470 milyar bizden para 470 aldı. Milyar, evet. O 470 milyar da o zamanın parasıyla bir de biz kuyumcuda bozduğumuz zaman her seferde 30 milyarlık bir zarar ettik. İki defa altın bozduk, zarar ettik. 60 milyar da ekstra zararımız oldu. Ve evi de yapmadan ve benim kızımı da tehdit edip kızım diyor ya abi evi bir an önce yap, annem sokakta, annem depremden gelmiş zor durumda, ya bana ne diyor, bak beni diyor kızdırma diyor, senin o kafanı gövdenden ayırırım. Evi nerede yapacaksın? Bostandere, Kemalpaşa Bostandere'de. Ne kadar zaman önce bu iş oldu, ne kadar depremden süre? İşte önce sözleşme yapıldı. Biz paraları işte o dönem verdik. Ev olduğu gibi duruyor. Zaten evin çatısı da kaymış. Öteki tarafa gitmiş. Yani sağlam. Peşin olarak verdiniz parayı. Tabii peşin verdik. Verdiniz. Evet. Yani iki parça olarak peşin verdik. Şu anda eşyalarınız ne durumda? Eşyalarımız da şu an o köyde bir şeyde kümeste kalıyor. Eşyalarımızın çoğu da çalınmış. Ve şu anda onlar da jandarma geldi, zaten parmak izi falan oradan alındı, kimin eşyalarını çaldığına dair. Şu an mahkemelik onlar da. Eşyalarımız da gitti. Evimiz, paramız da gitti. Ben de çok zor durumdayım ve şu anda Allah bin kere razı olsun devletimiz bana bakıyor. Evet, yargıya, mahkemeye başvurdunuz mu? Vurdum. Onları da anlatır mısınız? Yargıya da başvurduk. Avukatımız kim? Nasıl? Avukatımız da Gürkan Eser, Kemal Paşa'dan
avukatımız da Allah razı olsun, o ilgileniyor. Ondan sonra biz tekrar zaten nitelikli dolandırıcı şeyleri de yapıldı, başvurusu da yapıldı. Yani bunlar bir iyi bir tasarlanmış nitelikli dolandırıcı bunlar. Kimse bunlara güvenmesin. Gerçekten çok tehlikeli bu insanlar. Benim gibi nice insanlar var, mağdur kalmasınlar. Ben bir anne, bir kızla birlikte ortada kalmış bir insanım. Analı kızlı, yani biz yetim insanlarız. Yetimin hakkını elinden almış. Yani bunun ötesi var mı? Arkamızda erkek yok, kimsemiz yok. Allah'tan başka hiç kimsemiz yok. Bir devletimiz var. Ve bu Celil bunları bize yaptı ve bir de tehdit ediyor bizi. Yani bir kadına yapılacak laflar değil bunlar ya. Evet, çok zor durumdayım diyorsunuz. Kim size destek oluyor, yardımcı oluyor? Devletimiz bakıyor şu an. Devlet bakıyor. Evet. Yardımla geçiniyorum. Evet. Ve ben zaten eşimle boşanma aşamasında bir sürü sıkıntılar yaşadım. Ve ben devlet koruması altındayım şu anda. Evet. Peki hocam, başka ekleyecek bir şeyiniz var mı bilemiyorum. Yani ben adalete güveniyorum. Bir an önce inşallah yani haklarımızı tahsil etsinler. Diyecek evet. Bir şey bulun. Ben çok zor durumdayım. Kızımla birlikte çok zor durumdayım. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun sabah. Çok sağ olun. Evet, evet değerli izleyenler. Mağdur olan bir vatandaşımızın durumunu sizlere aktardık. Sayın Sabahat Çöper. Suluk'tan geldi, kameralarımıza konuştu. Adli yollara başvurmuş, biz de adalete güveniyoruz ama artık bu mağduriyetin ne giderilmesi gerektiğine işaret ediyoruz. Hoşçakalın.